Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İzmir Müzik Akademisi olarak çarşamba etkinliklerinin 7.sini gerçekleştirmek için toplandık. Bugün konuğumuz Sayın Güvenç Piler'in sözlü ve sözsüz eserlerini, bestelerini dinleyeceğiz. Ona eşlik edecek değerli öğretmenlerimiz buradalar. Siz de bu etkinliğe katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İyi dinletiler diliyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar şimdi. Kamera açısını öyle ayarladım. Burası artık sanayi bir ortam. Ben koro çalışmasına devam ediyor gibiyim. Az önce burada koro çalışması yaptım. Sadece biraz daha kalabalık bir koro. Eserlere eşliğinizi bekliyorum diyeceğim ama yine eser. Tabii sizlere amacım ayakta konuşayım bu kısmı. Amacım sizleri sıkmak değil ama alanım tabii Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı mezunuyuz. Sanat müziği ana sanat dalım. Ud meslek sazımız öyle geçiyor bizim okulda. Dolayısıyla geleneksel sanat müziğinin türlerinden biraz bahsedeceğim. Biraz eğitsel de olacak konu. Her beste yapanın, ben besteci diyemiyorum kendime, öyle bir şey yok ama hani içten gelen bir şeyler olduğu zaman da kağıda karaladık. Her bu kağıda karalayanın, kağıda karalamaktan besteciye kadar bir yelpaze yapıyorum ben. Tabii bir ilham anı oluyor, o ilhamı döküyor, ortaya bir şey çıkıyor. Bazen ufak tefek teknik yanları böyle o dilimizi dışarı çıkartıyoruz ve silgi elimize alıyoruz. Nasıl olmadı diyoruz ve siliyoruz, yapıyoruz ama ana hatlarıyla bir şey çıkıyor ve o ortaya çıktığı zaman iyi ya da kötü olarak ortaya dökülüyor. Bana göre iyi olan size göre kötü olabilir. Az sonra dinleyeceğinizde yani çok anlamsız bir şey çıkmış da diyebilirsiniz. Aa efendim çok da güzel olmuş diyebilirsiniz. Tabii ki bu sizlerin takdiri olacak. Ama ben bunu açıklamak istedim özellikle. Burada düşünerek de çok düşündüren bir şey de oldu beni. Hani şunu alayım mı, almayayım mı? Evet, ilk emekleme aşamasını da göstermek istedim. Sonra aldım dedim. Evet, böyle bir şey çıktı dedim önce. Sonrasında bu da çıktı. Belki ona yine siz karar vereceksiniz. Yani bu daha böyle iyi görüyorum diye ben kendimi ifade etmeye çalışacağım ama o yine sizin takdiriniz olacak. Evet, Türk müziğinde son olarak çok sıkmayacağım ama Türk müziğimizde bizim türler söz konusu. Enstrüman için yapılmış ama tabii yani sadece ut için yapılmış ya da sadece kanun için yapılmış şeyler yeni dönemde olsa da bu geleneğimizde yok. Bütün sazlar, sazende deriz, sazende takım, sazendeler için ortak ortaya çıkmış peşter. Tabii bunlar eski gelenekte fastın başında ve sonunda çalınan eserler. Peşter ve saz semaisi dediğimiz iki tür ortaya çıkmış. Bugün günümüzde en çok saz semaisi türünde eserler yapılıyor. Ama genel adı peşter, saz semai ya da bu saz semai kalıbına, peşter kalıbına bağlı olmayan bütün enstrümantal eserlerin adına da saz eseri deniyor. Bugün dinleyecekleriniz bende bir tane oyun havası var. Onun dışında saz semaisi ağırlıkta gideceğiz. Bu da hızlı bir şekilde bunu açıklayayım bilmeyenler için, bilenler de çok ama birinci bir bölüm var, onu teslim, yani bir nakarat kısmı, şarkıdaki gibi düşünürsek bağlayan. İkinci bölüm yine nakarata bağlanıyor. Üçüncü bölüm nakarata bağlanıyor. Dördüncü bölümde ritim değişiyor. O ritim değiştikten sonra tekrar nakarata bağlanıyor. Şiir gibi düşünürseniz A, B, C, B üstü, D, B üstü, E, B üstü gibi düşünün bunu. B'ye dönüyor çünkü. B ya da B üstü demeyeyim de B diyeyim ben ona. Müziğin de bir dili var. Müziğin de uyakları var. Uyak gibi düşünün onları. Elimden geldiğince çalmaya çalışacağım. İyi dinletiler. Çok kısa hikayelerinden de bahsedeceğim. 22, ben her yazdığım şeyin altına tarih koymaya çalışırım. Bazı mecralarda çalındı da bunlar, dinletildi. 22 Ekim 2006'da, 2007 mezunuyum. Son sınıfta ortaya çıkan bir eserle başlıyorum. Kürdi makamında bir saz semai bu. Thank you.
Çalıştım diyeyim. Bazı dediğim gibi mecralarda çaldığımızı veya işte yayınladığımızı söyleyelim. Birlikte de yaptık bunları daha önce. Tabii bazı bu söyleyeceğimi sona atıyorum. Öncelikle yapış tarzından bahsetmek istiyorum. Ben oturduğum işte bir söz alayım elime ya da bir müzik alayım elime, ona söz ya da söze müzik yazayım olamıyor. Ortaya çıkarken bir anda sözle birlikte yürüyorum ve şarkı ortaya çıkıyorsa eğer gerçekten 15-20 dakikada çıkıyor. Ara veriyorsam kayboluyor çünkü o. Eğer yazdıysam da kayboluyor, devamı gelmiyor. Onlar hep yarım bekliyor. Öyle kağıtlarım da var. Bekliyor. Belki bir gün devamı gelir ama sanmıyorum. Çünkü o an oluyor her şey, ne oluyorsa. Evet, bazı ilhamlar lazım dediğimiz gibi. O hikayesinden de bahsedeceğim. Ya da sözler hikayeyi anlatıyor olacak tabi. Kime gittiğini anlayacaksınız. Şimdi ben söz eserlerimde sevgili hocam, okul arkadaşım, İzma arkadaşım diyorum yani. Bizim okulumuzda da zaten piyano derslerinde birlikteyiz. Ama kendisi Ege Üniversitesi Ses Eğitim Bölümü mezunu. Emin Yıldırım burada şu anda. Ondan destek alacağım. Çok özel bir sestir. Az sonra yine anlayacaksınız. Ben alkışlarınıza davet ediyorum.
Evet, hareketli de sayılabilecek bir eser. Başlıyoruz. Her zaman daha mutlu oluyorum ben de. Belki siz de öylesiniz ama
sesin yanında veya diğer enstrümanların yanında biraz düşük kalabilir sesim ama geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. Düşük mü kalıyor? Geliyor, tamam. Onun için bir teknik konudan bahsedeceğim. Sert mızrak kullanıp çok sert vuruyorum. Öyle arada bir bizim tokat deriz. Farklı sesler duyabilirsiniz. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi Acem Kürdi bir saz semayımız var. Burada da önce sevgili öğrencimiz, şimdi bir konservatuvar öğrencisi, keman öğrencisi, sevgili Özde Çökmez'i davet ediyorum. Yanlışlık var. 13 Aralık 2006 düzelttiğim tarih. İlk eserim budur benim diyeyim enstrüman üzerine. Son bir düzenlemeyle 13 Aralık 2006'nın tarihini attım. Öbür tarih bu kağıdımda yok ama 2004-2005 olmalı. İkinci sınıf ya da üçüncü sınıf öğrencisiyken. Onun tarihi öyle bir tarih. Evet, Acem Kürdi makamlı dediğimiz gibi. Thank you.
Zaten saati de yazmışım. 16 Ekim 2012 Salı günü çıkmış. Bir Hicaz şarkı. Her şeyi sebebi sensin. Değil mi? Öyle diyor şarkı zaten. Uzaklara dalışım.
Dine boş sokaklarım, soludum ışıklarım. Gözlerini aramam, sebebi yine boş sokaklarım, solgun ışıklarımdan gözlerini aramam, sebebi sosyologlar gibi, dedikleri gibi, gelenek ancak yeni şeyler üretildiği zaman yaşar. Eskiyi sürekli tekrar etmek ancak geleneğin kapısında bekçi gibi durmaktan başka bir şey değildir. Gelenek ancak icra edilerek, beslenilerek ve toplumun bunu kabulüyle olur. Daha önce muhtemelen okundu dedin ama bundan sonra da inşallah böyle bol bol okunmaya devam eder. Çünkü bugünün eserleri bugüne hitap eder. Bence bu bana çok hitap etti. Çok güzel. Ve şimdi bir muhayyerde bir ses semai olarak ortaya çıktı. Bu da bir farklı bir yer. 14 Mart 2008 Cuma günü saat sabaha karşı bu arada 1.45, 2'ye çeyrek kala Konya'da son noktayı koymuşum. Özge Şen hocamızla, o da bizim keman öğretmenimiz İzmir'de. Kendisinin desteğiyle okuyacağız. Alkışlarınızı verin. Thank you.
Sonunda bir hane bir teslim çalınıyor genelde. Saz semayesi tür olarak duymuş muydunuz? Veya duymayan var mıydı mı sormalıyım? Nasıl sormalıyım soruyu bilmiyorum. Ne hissettiriyor size? Yani benim eserim değil, saz semayesi türü ne hissettiriyor? Bunu öğrenmek istedim. Yani sıkıcı bir tür mü? Evet, ezgisel bir yerde dönüyor, gidiyor. Alıp ne götürüyor bir yerde. Evet. Huzur. Yani, huzur. Bizim ülkemizde genelde söze dayalı müzik ağırlıkta, saza dayalı ya da tek enstrüman için yapılmış müzik hatta neredeyse yok denecek kadar aslında yani tek enstrüman olayı. Dolayısıyla böyle eserler bazen enstrümantal isteyenler için iyi olsa da eğer ki çoğunluk veya topluluk işte sözel müziğe alışmışsa sıkılabiliyor. Bu amaçla sordum o soruyu. Evet, şimdi o sözde eserlerden bir diğerine geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır. 26 Nisan 2010 Pazartesi'ye gidiyoruz. Saat yok. Bir Beyati şarkı ortaya çıktı. Beyati makamı. Dün akşam yine seni sordu gözlerim. Emin öğretmenimle okumaya çalışalım. Thank you.
içerisinde bizim Türk müziği tekniğimizde ve hem makamın geleneklerini gösterme hem geçkileri duyurma, geçtiği noktaların geçtiği yerler, yürüdüğü yerler ve geçiş şekilleri itibariyle benim için üst düzeyde eser diyelim şu ana kadar ki. Bir Hüzzam eser dinleyeceğiz. Enes İçer öğretmen hocamla klasik yemençede. Alkışlarınızı alayım. Ocak 2011'de çıkmıştı da ortaya. Böyle değil mi
Thank you.
Beni çok rahat eleştirebilirsiniz, berbat olmuş görebilirsiniz. Ne kadar eleştirilere açık olduğuma beni tanıyan bilir. Teşekkür ederim derim. Hatalarımı söyleyebilirsiniz. Düzeltirim, yoluma devam ederim. Hatalar söylenmesi çok önemli. Sadece benden çıkan laf, umarım beğenmişsinizdir olmaktan ibaret olur. Şimdi benim bazı söz eserleri tabii yarışmalara da gönderdik. Beste yarışmalarına da gönderdik. Evet, içimden bir tango ya benzer bir şey diyeyim. Tango ritmi değil tam. Hocamın da istişare ettik. Ne diyoruz? Rumba. Rumba ritmi daha uygun kaçıyor. Bir eser var. Aşkımın ilk baharı ilk heyecanı diye başlıyor size. Bunu böyle gönderdim yarışmaya. Samsun'da o dönem Orhan Gencebay'ın diye yani çok yüksek yaptığı şeyde oldu, jüride oldu diye. Samsun Mahalli'nin. Evet, aşkımın ilk baharı ilk heyecanı demesen olurdu. Her beyti sonunda sen misin söyle var. İsmini sen misin söyle koysaydın muhakkak bir mansiyonumuz en kötü olacaktı sana dendi. Bana böyle bir cevap verildi açık açık. İsim öbür şarkıya benzediği için, böyle bir şarkı olduğu için buradan kaybettim dedi. Tabii 6 Ekim 2008 Pazartesi günü bunu da Karşıyaka'da yapmışız. Evet, şimdi değişik bir havaya. Tabii ben sanat müziği hep böyle, işte sanat müziği gibi kendim söylemeye çalıştım ama aklımıza geldi. Şimdi çok değerli bir hocam var, güzel bir ses var, bir bariton ses var. Eren Ekici hocam. Eren hocam okusun. O zaman biz bir de buna, tamam ben çalayım ama bir de piyano ekleyelim de böyle tam böyle tango diyeceğim artık o genel kalıba, tangoya benzesin. Alper Demirel hocamı da buraya alıyorum arkadaşlar. Bugüne kadar ben ilk defa böyle icra edeceğim bunu. Benim için de bir ilk. Orası mı? Solmayan gülüşün
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, araya bir şey demeyeceğim. Ondan sonra tekrar davet edeceğim. Evet, çok uzattık mı bilmiyorum. Saat kaç? Her şey yolunda mı? Teşekkür ediyorum. Burada biraz sınırlıyız ama ben bakıyorum. Kestediğiniz anda keserim. Şimdi... Evet, sen misin söyle, daha uygun oldu. Her şeyin sebebi olan kişi bu tarafta, az sonra tanıştırırım. Büyük aşk. Şimdi buradan alıp bunu koymamın sebebi özellikle ilk zamanlarda yaptığım bir şey ve teknik olarak çok benim için, ben kendim adını koyuyorum, çok basit bir eser. Ama takdir yine sizin. Başlangıçta ortaya çıkan buydu demek için koydum. Bakalım, ben söylemeye çalışacağım şimdi. Ben bunu nereden çalacağımı hiç kabul etmedim ki. Yeniden mi çalayım, nereden çalayım? Evet, C'ye kadar gidiyor. Hadi bakalım, yeniden. Ben bunu duyduğumda hikayeyi çok kısa bahsedeceğim. Şu şöyle bir ezgi var. Daha doğrusu aranamesi var. Özür dilerim. Sözcükler aklıma gelmiyor. Aranamesi kayıtta var. Aranamesi bittiğinde kayıt bitiyor internet sosyal medya hesabında. Ben ondan sonra başladım bir söz söylemeye dinledikten sonra ve hemen hocamı aradım.
Hocam ben buna müsaadeniz varsa beste yapmak istiyorum dedim. Bana tam notalarını gönderir misiniz dedim. Benim söz olarak girdiğim iki ölçü gönderdiğiyle aynı. İnanamazsınız. Yani bilmiyorum nereden geldi, ne gitti, nasıl oldu. Böyle bir hikayesi var, bunun böyle bir tesadüfü var. Hatta ben hocaya bunu okuduğumda o da şaşırdı. Yani telefonda okudum ilk. Bir yerden mi çaldın oğlum dedi, onu bir espri şey gördüm. Ne yaptın oğlum, göndermeyeceğim sana yok dedi falan önce bir. Bilmiyorum hocam böyle geldi dedim. Tamam gönderiyorum devam et dedi. Böyle çıkmış bir eser. Başkasının bir eseri ama sözler bana ait ilk denememdir. Sözlerim başkası, müziğin başkasının sözüm benim oldu. Onun için bunu da koymak istedim. Belki bundan sonrası devamı gelir. Başta söylediğimi çürüten bir durum tabii. Kendim yaptım da hep birlikte gidiyor. Ama ilk denememde dediğim yok. Bakalım. Biraz pest kalacak ses. Affınıza sığınıyorum. Kalın sesler duyulmayabilir ama ince kısımları var çünkü. Bu şekilde okuyayım. Oynanabilir de. Bizde oynaması da bir tür olarak.
ritimlerde ortaya çıkıyor. Evet, 2-4 gibi bir şey olsaydı tadir caizse çastırı çastırı oynardık. 9-8'lik de olabiliyor ama bunlar ağır ritimde olsa oyun havası diye geçiyor. Yani oynanabilme potansiyeliyle belki. Ya da bunu daha iyi açıklayacak tür olarak öğretmenlerin var açıklarınızdan. Şimdi anlayacaksınız. Farklı farklı ritimsel hızlar oluyor. Evet. Ben de bahsedeyim. Thank you.
Özgeşen. Özgeşen hocam. Alacak bir saniye. Özür dilerim. Acemiyim de falan. Hayırlı olsun hocam. Bu da herkes yeni galiba. Güzel. Gülüm dışarıda çıkmış. Pahalı olan. Ben sormayacağım. Pahalı olan da. Özde Çökmez. Evet, Özde Çökmez.